Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videoda sayı kümelerinden, temel kavramlardan soru çözümü yapacağız. Bunun konu anlat videosunu yüklemiştim. Burada sadece soru çözümü yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar sayı kümelerinde temel kavramların girişinde burada ne yapacağız arkadaşlar? Bol bol değer vereceksiniz. Biraz ne demek istediğini anlayacaksınız. Lütfen soruya başlarken sorunun başında ne yazdığına dikkat edin. Mesela değişkenler hakkında dizek ise x'ye rakam diyecek, doğal sayı diyecek, tam sayı diyecek. Verdiğiniz değerlerde bu verilen sayı kümesine dikkat ediyorsunuz. Ayrıca arkadaşlar şimdi sayı kümeleri diyoruz temel kavramlar diyoruz. İster AYT konusu olsun, ister TYT konusu olsun. Bir soru arkadaşlar şu şekilde başlıyorsa bakın x, tam sayı diye başlıyor. Konu önemli değil. E, i̇kinci denklem de olabilir, polinom da olabilir. Muhtemelen değer vereceksiniz arkadaşlar. Yani burada e, kendinizi şartlamayın işte TYT ise değer vereceğim, temel kavram varsa değer vereceğim. İşte polinomsa ikinci derece denklemse işlem yapacağım diye düşünmeyin. Soruda e, tam sayı, doğal sayı diyorsa sorunun başında tekrar söylüyorum. Muhtemelen o soruyu değer vererek çözersiniz. Yani AYT konusu olsa bile. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Birinci sorumuz arkadaşlar çok kolay bir soru. Ne diyor? Bakın y'yi tanımlamış. E, x'in hangi değer için y'yi bulamayız diyor arkadaşlar. x'in hangi değer için y'yi bulamayız diyor. Arkadaşlar neydi? Sayı bölü sıfır olunca payda sıfır olursa ne oluyordu arkadaşlar? Tanımsız oluyordu. Burada bunu kullanacağız arkadaşlar. Bakın burada paydayı sıfır yapan sayıyı bulacağız. Bakın x, x 4 eşittir sıfır. Buradan x'i ne bulacağız arkadaşlar? 4 bulacağız. Dolayısıyla x4 olursa arkadaşlar y'yi bulamayız. Niye bulamayız? Bakın 4 yazdınız. Yukarısı 8, 3 daha 11 oldu. 11 bölü 0 oldu. Bakın tanımsız oldu. Y değerini bulamadınız. Benzer soru. Sadece biraz süslenmiş bakın. 2x eksi x artı 4 y artı 5 diyor. Burada diyor ki bakın dikkatli okuyun. Ezberi yapmayın. Y'nin hangi değer için x'i bulamayız? Şimdi siz neyi bulmaya çalışıyorsunuz? Bakın arkadaşlar x'i. Şimdi o zaman buradan x'i bir yalnız bırakalım. Bakın burada y'yi bulmaya çalışıyorduk. Y yalnız zaten burada. Siz burada x'i bir yalnız bırakacaksınız. x'i yalnız bırakmak için şu x'leri işaretledim. Diğerlerini karşıya atıyorum. Bakın 2x eksi x Diğerlerini karşıya attım. Eksi 4 y eksi 5. Şimdi buraya x parantezini alırsanız arkadaşlar 2 eksi y gelecek. Eşittir. Eksi 4 y eksi 5. Şimdi her tarafı 2 eksi y'ye bölüyorsunuz arkadaşlar. Eksi 4 y eksi 5 bölü 2 eksi y. Şimdi bakın y'nin hangi değer için x'i bulamayız? Bakın ne dedik? Sayı bölü 0 ne dedik arkadaşlar? Sayı bölü 0 tanımsız dedik. Bunu muhtemelen biliyorsunuz. Burada paydayı sıfır istiyorsunuz. Bakın 2 eksi y eşittir sıfır derseniz buradan y'yi ne bulacaksınız? 2. Arkadaşlar y 2 olursa x'i bulamazsınız. Niye bulamayız? Bakın payda sıfır oluyor. Yukarısı ne olacak? Eksi 13 böyle sıfır gelecek. Tanımsız olacak. O zaman y eşittir 2 için ne yaparız? X'i bulamayız. Şimdi bu sorular aynı zamanda rasyonel sayılarda fonksiyonu da karşınıza çıkabilir. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar benzer soru bakın diyor ki kesimleri tanımsız yapan diyor x değeri kaç tanedir diyor arkadaşlar ezbere şunu yapabilirsiniz iki tanedir niye iki tanedir yani kaç tanedir diye sorarsa arkadaşlar direkt iki tane diye işaretleyebilirsiniz. Sebep şu, kaç tane kesir çizgisi varsa arkadaşlar o kadar bakın burada kaç tane kesir çizgisi var iki tane dolayısıyla burada iki tane tanımsız yapan nokta var. Tabi bize her zaman kaç tane tanımsız yapan nokta vardır diye sormayacak bunları sorabilir mesela x değerleri toplamı nedir diye sorabilir arkadaşlar birinci tanımsız yapan nokta gözüküyor zaten bakın. Tanımsız deyince arkadaşlar ne? Payda sıfır olmaz. Payda sıfır olursa ne olacak? Tanımsız olacak. Burada mesela ilk kesirimiz 1 bölü x eksi 3 diye düşünürseniz x eksi 3 eşittir 0 diyorsunuz. x eşittir 3 için tanımsız. Bu cepte. Çünkü x değerleri toplamı nedir diye sorabilir. O yüzden çözüyoruz. Normal 2'yi işaretleyip geçebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi payda istiyoruz. Bakın 1 artı 2 bölü. Şurada payda istiyorsanız bakın bundan bunu çarpın arkadaşlar. x eksi 3 artı 1 bölü x eksi 3. Kısa yol çarpmayı muhtemelen biliyorsunuz. Bakın bunda bunu çarpıyorsunuz. 1 ekliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu 1 artı 2 bölü. Şurayı düzenleyelim bakın. x eksi 2 bölü te, e, paydamız ne? x eksi 3. Bakın şurada bir bölme işlemi geldi. Bölme işleminde de rasyonel sayılarda birinci aynaya yazıp ikinciyi ne yapıyoruz arkadaşlar? Ters çeviriyoruz. O zaman şöyle olacak. 1 artı 2 çarpı x eksi 3 yukarıya çıktı. Bölüneceğiz arkadaşlar x eksi. Bakın ikinci paydamıza ne geldi arkadaşlar? x eksi geldi x eksi 2 eşittir 0 derseniz x'i ne bulacaksınız arkadaşlar? 2 bulacaksınız. O zaman ikinci tanımsız yapan noktamız da neymiş arkadaşlar? 5'miş. Tanımsız yapan değer, pardon. Tanım, tanımsız yapan noktamız ne? 2. Kaç tane tanımsız yapıyor? 2 tane bakın. Bir 3, bir 2. Bunların toplamını falan sorarsa ne diyeceksiniz? 5 diyeceksiniz. Çarpım sorarsa ne diyeceksiniz? 6 diyeceksiniz. Şimdi arkadaşlar bakın A bir reel sayı demiş. Şöyle uzun bir denklem vermiş. X değeri kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar refleks olarak bakın rasyonel ifadeler gördüğünüzde Refleks olarak kendinize şunu söyleyeceksiniz. Payda sıfır olmaz. Payda sıfır olmaz diyeceksiniz. Gidip sakın burada payda mayda eşitlemeyin. Zaten muhtemelen eşitleyemezsiniz. Nasıl eşitleyeceksiniz? Yani eşitlenmez. Şimdi arkadaşlar burada mantık yine aynı. Bakın buradaki basit mantık. Şimdi arkadaşlar burada paydayı sıfır yapan sayı ne? Burada paydayı sıfır yapan sayı ne? Eksi 3. Burada paydayı sıfır yapan sayı ne? 4. Burada paydayı sıfır yapan sayı ne? Eksi 2. Burada paydayı sıfır yapan sayı ne? 5. O zaman x değer kaçtır arkadaşlar? Eksi 3 olmaz. Niye? Eksi 3 olmaz. Çünkü paydayı sıfır yapıyor. 4 olmaz. Niye? Çünkü paydayı sıfır yapıyor. Eksi 2 olmaz. Çünkü paydayı sıfır yapıyor. 5 olmaz. Çünkü paydayı sıfır yapıyor. Cevap ne diyeceksiniz? Direkt hiç çözmeye gerek yok. Cevap ne diyeceksiniz? 6. Burada x değeri nedir? 6'dır arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi doğru yanlış soru arkadaşlar. Aşağıdaki ifadeden boş bırakan yere doldurunuz demişiz. En küçük iki basamaklı sayı. Arkadaşlar basamaklı kelimesi geçiyorsa bakın basamaklı kelimesi geçiyorsa ya tam sayı düşüreceksiniz ya da ne düşüreceksiniz arkadaşlar? Doğal sayı düşüreceksiniz. Basamaklı ise ne düşürecekmişiz? Ya tam sayı düşürecekmişiz ya da ne düşürecekmişiz arkadaşlar? Doğal sayı düşürecekmişiz. Şimdi belirtmiyorsa genel düşüneceksiniz arkadaşlar. Burada tam sayı mı daha genel, doğal sayı mı daha genel? Tam sayı daha genel. Niye? Tam sayıların içinde doğal sayı var. Bakın burada en küçük iki basamaklı sayı diyor. Gidip hemen buraya 10 yazmıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü belirtmiyorsa bakın sadece basamaklı demiş. O zaman ya tam sayı olacak ya doğal sayı olacak demişiz. O zaman belirtmemiş yani özel olarak kümeyi belirtmemişse genel düşünecekmiş. Bunun hangisi daha genel? Tam sayı daha genel. Tam sayı düşüneceksiniz. Yani en küçük iki basamaklı sayı gidip 10 işaretlemiyorsunuz. Ne diyeceksiniz arkadaşlar? Eksi 99 diyeceksiniz. En büyük 3 basamaklı sayı problem yok. 999. Mesela rakamları farklı en büyük 3 basamaklı sayı derse 987 diyeceğiz. En küçük 2 basamaklı bakın doğal bakın belirtmişiz arkadaşlar bakın en küçük 2 basamaklı doğal sayı kümeyi özel olarak belirtmiş. O zaman ne diyeceksiniz? 10 diyeceksiniz. Rakamları farklı, 3 basamaklı en küçük yine doğal sayı diyor bakın arkadaşlar. Rakamları farklı olacakmış, 3 basamaklı olacakmış. En küçük doğal sayı olacakmış. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? 102 diyeceğiz. Rakamlar farklı 3 basamaklı en küçük doğal sayı. Rakamları farklı, 3 basamaklı en büyük doğal sayı ne diyeceksiniz arkadaşlar? 9, 8, 7 diyeceksiniz. 987. Bunların ikisini toplatır, çıkartır. Şimdi aşağıdaki ifadelerin hangileri doğrudur? Arkadaşlar bu kapalı özelliği ilgili. İrasyonel iki sayının toplamı irasyonel sayıdır. Şimdi öğrenci refleks olarak şöyle diyor işte kök 2 ile kök 3 topladım diyor irasyonel diyor. Arkadaşlar siz olumsuz durum düşüneceksiniz. Yani olan bir sonsuz tane yazabilirsiniz. Olmayan bir tane yazarsanız bitti. Diyor ki bakın irasyonel iki sayının toplamı. Arkadaşlar birinci irasyonel sayı kök 2 iki seçiyorum. İkinci irasyonel sayı ne seçiyorum? Eksi kök 2 seçiyorum. Bakın bunu toplarsanız ne olur? Bunu toplarsanız sıfır olur. Giren Bakın bu irasyonel. Bu da irasyonel. İkisini topladım. Sonuç ne çıktı? İrasyonel çıkmadı. Ne çıktı? Rasyonel çıktı. Dolayısıyla ne arkadaşlar? Bu yanlış diyeceğiz. İrasyonel. iki sayının çarpımı irasyoneldir. Yani öğrenci yine şöyle düşünüyor. Kök 2 ile kök 3'ü çarpıyor. Kök 6 diyor. Rasy i̇rasyonel. İrasyonel. Sonuç irasyonel diyor. Tabii ki yine yanlış. Sizin olmayan durumu düşüneceksiniz. Bakın kök 2 ile kök 2'yi çarparsanız bakın irasyonel. İrasyonel. Çarpım. Kök 4. O da neye gelecek? 2 gelecek. Bakın bu ne arkadaşlar? Rasyonel. O zaman İrasyonel iki sayının çarpımı her zaman irrasyonel çıkmaz. Ne çıkacak arkadaşlar? Rasyonel çıktı. Dolayısıyla buna ne diyeceğiz? Yanlış diyeceğiz. İki reel sayının farkı yine bir reel sayıdır demişiz. Arkadaşlar x y reel sayıyken, x y eleman reel sayıyken bunların farkı daima ne çıkar arkadaşlar? Bir reel sayı çıkar. x y ne çıkar arkadaşlar? Bir reel sayı çıkar. Dolayısıyla buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Doğru diyeceğiz. Rasyonel iki sayının toplamı yine rasyonel sayıdır demişiz arkadaşlar. İki tane rasyonel sayı alacakmışız bakın. x y eleman Q rasyonel sayı. Bunların toplamı x artı y gene ne olacakmış arkadaşlar? Rasyonel sayı olacakmış. Bu da yine arkadaşlar doğru. Rasyonel iki tane sayıyı toplarsanız daima ne bulursunuz arkadaşlar? Rasyonel sayı bulursunuz. Buna da ne diyeceğiz? Doğru diyeceğiz. İki doğal sayının farkı yine bir doğal sayı olur. İki tane doğal sayı alacakmışız. X, Y eleman N. Bunların farkı X, Y eleman N olur mu acaba? Tabii ki olmaz. Niye olmaz? Her zaman olmaz. O olduğu durumlar yazabiliriz. Mesela 2 eksi 8 dersek arkadaşlar. Eksi 6 bakın. 2 doğal sayı. 8 doğal sayı ama bunların farkı eksi 6 doğal sayı değil. Dolayısıyla buna ne yazar arkadaşlar? Yanlış diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Arkadaşlar bu da bir önceki sorunun matematik, şey, matematiksel ifadelerle sorumlu. Aşağıdaki ifadelerin doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz. Bakın girenler x doğal sayıymış arkadaşlar. x doğal sayıymış. Bize işlemleri soruyor. İki tane doğal sayı toplarsak sonuç doğal sayı olur mu? İki tane doğal sayı toplarsanız sonuç doğal sayı olur arkadaşlar. Buna ne diyeceksiniz? Doğru diyeceksiniz. İki tane doğal sayı çarparsanız sonuç doğal sayı olur mu arkadaşlar? Olur. İstediğiniz doğal sayı deneyin. Sonuç kesinlikle ne olacak arkadaşlar? Doğal sayı olacak. Çarpmayla toplamada problem yok. İki doğal sayının fark her zaman doğal sayı olmaz arkadaşlar. Mesela biraz önce örnek verdik. Bakın 2'den ne çıkartalım dedik? 8 çıkartalım dedik. 2'den 8 çıkartsanız sonuç ne? Eksi 6 doğal sayı değil. Bu her zaman doğru olmaz. Buna ne diyeceğiz? Yanlış diyeceğiz. İki tane doğal sayı birbirine bölerseniz arkadaşlar her zaman doğal sayı olur mu? Tabii ki olmaz. Mesela 1 bölü 4 dediniz arkadaşlar. Bakın 1 doğal sayı, 4 de doğal sayı ama 1 bölü 4 doğal sayı değil. Dolayısıyla buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Buna da ne diyeceğiz? Yanlış diyeceğiz. Geldik. Rasyonel sayılar için bu işlemlere. İki tane rasyonel sayı toplarsak sonuç rasyonel sayı olur mu arkadaşlar? Bu olur diyeceğiz. İki tane rasyonel sayı çarparsanız sonuç yine rasyonel sayı olur mu arkadaşlar? Buna da olur diyeceğiz. İstediğiniz rasyonel sayıları deneyebilirsiniz. Yani bunun olumsuzunu bulamazsınız. İki rasyonel sayının farkı yine rasyonel sayı olur mu arkadaşlar? Bu da olur. Bunda da problem yok. Şimdi geldik. iki tane rasyonel sayının bölümü rasyonel sayı olur mu? Arkadaşlar bölümde, bölümde, bölmede mutlaka paydanın sıfır olma durumunu düşünmek zorundasınız. Mesela bu soru oradan da yakalayabilirdiniz. Mesela 3 bölü 0. 3 doğal sayı 0 da doğal sayı ama 3 bölü 0 ne tanımsız. Mesela arkadaşlar yukarıda istediğiniz bir rasyonel sayı yazın 1 bölü 4. Aşağıya 0 yazdığınız an 0 sonuçta bir rasyonel sayı tanımsız olacak. Dolayısıyla bunu ne diyeceksiniz arkadaşlar? Yanlış diyeceksiniz. Geldik irasyonel sayılara. İrasyonel sayılarda bakalım bu işlemlerden özelliklerden hangisi? 2 tane x'ye irasyonel sayı diyor. 2 tane irasyonel sayının toplamı arkadaşlar her zaman irasyonel sayı olmaz. Mesela kök e eksi kök 3. Bakın irasyonel, irasyonel toplam ne arkadaşlar? Toplam sıfır yapıyor. Toplam 0 yapıyor. 0 irasyonel değil. Rasyonel bu yanlış. 2 tane irasyonel çarparsak yine her zaman irasyonel olmaz. Ne yapıyorduk? Kök 3 ile kök 3'ü çarparız. Kök 3 ile kök 3 çarparsanız kök 9'u da ne yapacak? 3. Bakın iki tane irasyonel sayı çarptım. Sonuç ne çıktı? İrasyonel çıkmadı. Rasyonel çıktı. Yanlış diyeceğiz. Burada yine çarpmayı sormuşuz. Muhtemelen bu çıkarma olacaktı arkadaşlar. Buraya eksi yapalım. 2 tane irasyonel sayı. Bunu birbirinden çıkartırsak arkadaşlar sonuç yine her zaman irasyonel çıkmaz. Siz burada olumsuz durumu düşünmeye çalışın. Mesela yine ne deriz? Kök 2'den kök 2 çıkartırız. Bakın kök 2 irasyonel. Kök 2 de irasyonel. İrasyonelden irasyonel çıkardım. Sonuç 0 geldi. 0 ne arkadaşlar? Rasyonel. Buna ne diyeceğiz? Yanlış diyeceğiz. Geldik buna arkadaşlar. iki tane irasyonel sayı birbirine oranlarsanız yine her zaman irasyonel sayı çıkmaz. Niye? Bu sefer de kök 3 bölü kök 3 derim. Kök 3 bölü hatta 2 kök 3 bölü kök 3 de diyebilirsiniz. Bakın pay irasyonel. Payda da irasyonel. Oranladım. İki kaldı. İki ne arkadaşlar? Rasyonel. Bunların hepsi ne arkadaşlar? Yanlış. Şimdi arkadaşlar geldik değer vereceğimiz sorulara. Bakın sorunun başına yazana ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. dedik. Bakın burada ABC farklı rakamlar diyor. Bir de farklı mı diyor? Tek mi diyor? Çift mi diyor? Lütfen bunlara dikkat edin. Şimdi temel kavramlara değer vermesi sıkıntıdır. O yüzden soru tiplerini öğrenmeye çalışın arkadaşlar. Mesela ABC farklı rakamlar diyor. En büyük ve en küçük değeri. Arkadaşlar önce bir en büyüğü bulalım. Bakın en büyük ifadede şu 3A artı 4B Artı 2'ye farklı rakamlar vereceğim. Şimdi toplamada büyük olmasını arkadaşlar şuraya yazayım bakın. Şimdi A artı B'nin en büyük olmasını istiyorsanız ben ikili yazıyorum. Üçlü içinde geçerli bu. Toplamada en büyük olmasını arkadaşlar ikisi de büyük olacak. Büyükle büyüğü toplarsanız büyük bulursunuz arkadaşlar. O zaman bunların her birini büyük seçeceğiz. Yani en büyük rakamlarımızda ne? 9, 8, 7. Şimdi 9'u nereye yazacaksınız? Ezber yapmayın. Gidip buraya 9 buraya 8 buraya 7 yazmayın. Şimdi nereye 9 yazmakta fayda var? En yüksek kat yani. Gidip buraya 9 yazacaksınız. 8 gidip buraya yazmayacaksınız. Buraya yazarsanız bakın 2 kere 8 16 yapıyor. Ama buraya yazarsanız 3 kere 8 ne yapıyor arkadaşlar? 24. Ve 7'yi de ne yapacağız? Buraya yazacağız. Dolayısıyla ne yazacağız? 3 kere 8 24 diyeceğiz. 9 kere 4 36 diyeceğiz. 2 kere 7 14 diyeceğiz. Ne yaptı arkadaşlar? 60 14 daha. cevap ne diyeceksiniz arkadaşlar? 74. Şimdi geldik çıkarmaya pardon en küçüğe en küçük Şimdi 3A artı 4B artı 2C'nin en küçük olması istiyorsunuz. Arkadaşlar toplamada en küçük olması için yani şimdi A artı B toplamının en küçük olması istiyorsanız bu sefer küçüğe ne seçeceksiniz? Küçük seçeceksiniz. Şimdi en küçük rakamlarımız da ne? 0, 1, 2. Farklı diyor çünkü. Şimdi arkadaşlar 0, 1, 2'yi kullanacağız bu sefer. Bakın en büyük için neyi kullandık? 9, 8, 7'yi kullandık. Şimdi sıfırdan başlayalım. Sıfırı nereye yazacağız arkadaşlar? Sıfırı nereye yazacağız? Sıfır yine kast en büyük olan yeri yazıyorsunuz. 0 en büyük olan yeri yazıyoruz. Yani nereye yazıyoruz? Buraya yazıyoruz. Dört kere ne diyeceğiz? Sıfır diyeceğiz. Şimdi geldik bire. Şimdi bakın biri burada kullanırsak üç kere bir ne yapıyor? Üç yapıyor. Burada kullanırsak iki kere bir ne yapıyor arkadaşlar? İki yapıyor. O zaman biri nerede kullanacağız arkadaşlar? En küçük yapmaya çalışıyoruz. Biri. Ya da birden başlayalım arkadaşlar. Bir ya da sıfırdan başlayalım. Sıfırı arkadaşlar şimdi sıfırı nereye yazacağız? 0 buraya yazdık. 4 çarpı 0 dedik. Burası ne geldi? 0 geldi. Geldik 1'e. Şimdi 1'i buraya yazsak 3 kere 1, 3. Buraya yazdık. 2 kere 1 ne geldi arkadaşlar? 2 geldi. 2 kere 1, 2. Geriye kaldı 2. 2'yi de buraya yazsak arkadaşlar. 3 kere 2 ne yaptı? Bakın 6. 2 daha ne yaptı? 8 yaptı. Peki şöyle yapsak. Şöyle yapsak. 1'i buraya yazsak. 3 kere 1, 3. 2'yi buraya yazsak arkadaşlar. 2 kere 2 ne yapacak? 4 yapacak. Yine 0'ı buraya kullandık. 4 kere 0 ne yazacağız arkadaşlar? Buraya yazacağız. 0 geldi. Dolayısıyla ne gelecek arkadaşlar? 3 kere 1, 3, 2 kere 2, 4 geldi. Burası ne geldi arkadaşlar? 7 geldi. Dolayısıyla en küçükleri ne diyeceğiz arkadaşlar? En küçükleri ne diyeceğiz? 7 diyeceğiz. Devam edelim. Şimdi geldik. Tam sayı yapma yok. Yine çıkarma sorusu. En büyük en küçük değer sorusu. Şimdi en büyük ve en küçüklerini bulan A, B, C yine bakın ne demiş? Rakam demiş arkadaşlar. Şimdi en büyük değerini buluyoruz. En büyük 2A artı 5B Eksi 4C. Bir de en küçük bulacağız arkadaşlar. En küçük de ne? yine 2 artı 5B eksi 4C. Şimdi arkadaşlar çıkarmada da bakın en büyük için şunu yapacaksınız. Bakın A eksi B ifadesinin en büyük olmasını istiyorsanız. Bu sefer büyük deneyi çıkaracaksınız. Küçüğü çıkaracaksınız. Şimdi o zaman şu gruba büyük rakamlar vereceğiz. Şu gruba küçük rakamlar vereceğiz. Büyük rakamlarımız da ne? 9, 8 çünkü farklı diyor. Şimdi 9 yine nereye yazıyoruz arkadaşlar? 5'in yanına yazıyoruz. Oraya yazarsak daha büyük olacak. Çünkü 5 kere ne yazacağız? 9 diyeceğiz. 8 de buraya yazıyoruz. 2 kere 8 diyeceğiz arkadaşlar. En küçük rakamımız da ne? Bakın büyük eksi küçük yapacaktık. Bu eksiye küçük vereceğiz. En küçük rakamımız da ne arkadaşlar? 0 diyeceğiz. Dolayısıyla burası bakın 2 kere 8 16. 5 kere 9 ne diyeceğiz arkadaşlar? 45 diyeceğiz. 16 45. En büyük değer kaç arkadaşlar? 61. Şimdi en küçük olması için arkadaşlar çıkarma durumundaki bir ifadenin en küçük olması için bu sadece temel kavramı değil. Her yerde böyle bakın çıkarma durumunda en küçük olması istiyorsanız bu sefer küçükten büyüğü çıkaracaksınız. Küçükten büyüğü çıkaracaksınız. Yani şurayı küçük, burayı büyük yapmaya çalışacaksınız. Büyük yapması kolay. En büyük, büyük rakamımız ne? 9. 4 kere ne yazacağız? 9 diyeceğiz. Şimdi küçük rakamlarımızda ne arkadaşlar? 0, 1. Bakın şimdi 0'ı şuraya yazıyorum. Küçük yap. Amaç burayı küçük yapmak. Bakın 0'ı buraya yazıyorum. 1'i nereye yazacağım arkadaşlar? Buraya yazacağım. Bakın 2 kere 1. 2 yapacak. Dolayısıyla en küçük değerde ne olacak arkadaşlar? 2 kere 1. 2, 0 daha. Buradan 2 arka 0 gelecek. 9 kere 4 da 36. 2 eksi 36 diyeceğiz. Cevap neyecek size arkadaşlar? Eksi 30. 4 Şimdi geldik tam sayı yapması sorularına arkadaşlar. Tam sayı yapması sorularını işte çarpandan ya da bölenden yapıyorsunuz. Bakın x tam sayı diyor. Burada ne yazdığı önemli arkadaşlar. Burada doğal sayı yazıyor. Tam sayı yazıyor. Lütfen ona dikkat edin. Şimdi 15 bölü en kolayından başladım. Yani bunların mantığı aynı. Bu soru nasıl kolaysa 11. ve 12. sorulara da kolay arkadaşlar. Şimdi x bir tam sayı demiş. İfadesini tam sayı yapan x'in alacağı değerleri bulalım. 15'i bölen sayılar olacak arkadaşlar. 15'i bölen sayılar 1 olur. 3 olur, 5 olur, 15 olur. Bir de bakın tam sayı dediği için bunların eksilerini de düşüneceğiz. Ne diyeceğiz? Eksi 1 olur, eksi 3 olur, eksi 5 olur, eksi 15 olur. Arkadaşlar bir sayının bölenini ya da çarpanını yazıyorsanız gidip böyle dağın yazmayın. Yani ortadan başlamayın. 3, 5, 15, 1 yazmayın. Ya büyükten küçüğe doğru yazın ya da küçükten büyüğe doğru yazın. Bunlardan birini kaçırmazsınız. Mesela her zaman 15 gibi kolay bir sayı olmaz. Mesela 48 yazar, 60 yazar. Bölenleri yazması zor olabilir. Hata yapabilirsiniz. Ya küçükten büyüğe doğru ya da büyükten küçüğe doğru yazın. Şimdi kaç tane değer var? 8 tane. Şimdi devam edelim. X1 tam sayı demişiz. Yine aynı soru bakın. 10 bölü x-2 ifadesi ise x'in ayrıca değerleri burada. Şimdi arkadaşlar burada öğrencinin yaptığı hatayı söyleyeyim. Öğrenci burada x'e yoğunlaşıyor. Arkadaşlar siz burada daima x'e değil bakın paydaya yoğunlaşıyorsunuz. Paydamız ne? x-2 x de yine tam sayıymış. Şimdi siz 10'un bölenlerini yazacaksınız. 10'un bölenleri ne arkadaşlar? 1, 2, 5 ve 10. Bakın bakın x'e değer vermiyorum. Yani x 1 değil arkadaşlar. x eksi 2 1 olur. x eksi 2 2 olur. x eksi 2 5 olur. x eksi 2 10 olur. Şimdi buradan x'leri şimdi bulacağız bakın. Şimdi eksi 2 1'in yanına atarsanız ne olacak x? 3. Eksi 2 2'nin yanına atarsanız ne olacak? 4. 5'in yanına atarsanız 7. 10'un yanına atarsanız ne? 12. Tam sayı dediği için negatifleri de düşüneceğiz. Eksi 1, eksi 2, eksi 5, eksi 10. Şimdi eksi 2'yi eksi 1'in yanına atarsanız x ne olacak arkadaşlar? 1. Eksi 2'yi eksi 2'nin yanına atarsanız x ne olacak? 0. Eksi 2'yi eksi 5'in yanına atarsanız eksi 3. Eksi 2'yi eksi 10'un yanına atarsanız eksi 8. Ayrıca bakın şimdi burada şöyle öğren şu hatayı da yapıyor. Şimdi x doğal sayı deyince şu aşağıdakileri yazmıyor. Bakın x doğal sayı diyor arkadaşlar. X doğal sayı dediğinde şunları yazmıyor. Bunları yazmayınca soru eksik. Bakın burada x doğal sayı derse 1 ve 0 da ne arkadaşlar? Doğal sayı bakın. 4 tane yukarıdan 2 tane de aşağıdan geldi. 6 tane. Siz hepsini yazın. Çünkü bu eksi 2'yi karşı x doğal sayı gelebilir. Tekrar bakın burada x'e yoğunlaşmıyorsunuz arkadaşlar. Burada ne yapacağız? Payda ne? x eksi 2. x eksi 2 şu yukarıdaki onun bölenleri ya da çarpanları olacak. Onları yazıyorsunuz. Şimdi geldik buna bakın. x doğal sayı demiş arkadaşlar. İfadesi tam sayı ise x değerler toplamış. Şimdi biraz önce de dediğim gibi bakın bu soru ne kadar kolaysa bu da o kadar kolay. Şimdi bu sorularda amaç arkadaşlar bu tam sayı yapma sorularında amaç şu. Yukarısı sayı aşağısı değişken olacak arkadaşlar. Değişken. Yani değişken derken değişkenli terim diyelim. Değişken yanlış. Şimdi bakın burada yukarıda sayı var. Aşağıda x'e bağlı, x değişkenine bağlı bir terim var. Şimdi burada problem ne? Bakın yukarıda sayı yok arkadaşlar. Yukarıda x'li bir ifade var. Aşağıda x'li bir ifade var. Şimdi şöyle yapacağız. Polinom bölmesi yapacağız arkadaşlar. 4x artı 16. Merak etmeyin basit. x eksi 2. Şimdi en yüksek x'lere bakıyorsunuz. 4x, x, 4x, x. x'i 4x yapmak için neyle çarpacağım? 4 ile çarpacağım. 4 ile çarpıyorum. 4x eksi 8 yapıyor. Bakın çıkarma işlemi yapıyoruz. Çünkü bundan bunu çıkaracağız. Çıkarma demek ne demek? Bunun önüne eksi gelecek. Eksi geldi. Bunun önüne eksi gelse burası ne oldu? Artı oldu. Bunlar birbirini götürdü. 16, 8 daha kalan kaç arkadaşlar? 24. Bakın şu tam kısım arkadaşlar. tam kısım. Bu pay. Arkadaşlar bu da payda. O zaman bu ifade, bu ifadeyi artık unutuyoruz arkadaşlar. 4x artı 16 bölü x eksi 2'yi unuttuk. Tam kısım neymiş? 4. Paydamız neymiş? x eksi 2 pay neymiş arkadaşlar? 24 bakın bu sorunun aynısı oldu arkadaşlar. Tekrar buraya gidip de x'e odaklanmıyoruz. Paydaya odaklanıyoruz. Şimdi bu ifadenin tam sayı çıkması için zaten 4 tam sayı. Yan taraftan da tam sayı gelmeli. Yani tam sayı ile tam sayı toplarsanız tam sayı olur. 24 bölü x eksi 2 tam sayı olacaksa zaman x eksi 2 24 24'ü tam bölecek. Şimdi 24'ü tam bölen sayılar yazıyoruz. Bakın x'e değer vermiyorum. x eksi 2'ye değer veriyorum. Küçükten büyüğe doğru yazıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12. Bir de ne diyeceğiz arkadaşlar? 24 diyeceğiz. E, tam sayı dediği için ne diyeceğiz bir de arkadaşlar? Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 6, eksi 8, eksi 12, eksi 24 diyeceksiniz. Şimdi x'leri şu eksi 2 bunların her birinin karşı satıp buluyoruz. Bakın karşı 3, karşı yatın 4, karşı 5. Her birine eksi 2 ekliyoruz. Çünkü eksi 2 karşı ne olacak? Artık 2 gelecek. Karşı yatın 6, karşı 8, karşı yatın 10, karşı 14, karşı 20, 26 mı yaptın? Tabi burada da atacağız. Kaç tane x değeri var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de aşağıda var. 16 tane. İşte bunların kaç tane olduğunu sorar. En büyüğünü sorar. En küçüğünü sorar. Doğal sayı olanı sorar. Bu şekilde yapıyorsunuz. Şimdi geldik şuna arkadaşlar. Bu da aynı soru arkadaşlar. Sadece süslemiş. Bakın x'ye doğal sayı diyor. Olduğuna göre de x'ye ikilerini bulalım diyor. Şimdi buradan x ya da y'yi çekin arkadaşlar. Hangisi kolaysa mesela bunu x'i çekelim. X parantezini alırsak y x 4 mi kaldı arkadaşlar? Eşittir 20. Bakın amaç bu sorularda yukarıyı sayı aşağıyı değişken yapacağız. Değişkenli terim yapacağız. Şimdi buradan x'i çekersek arkadaşlar x eşit? 20 bölü ne eşit arkadaşlar? y eksi 4 eşit. Şimdi <laughs> x'in x ve y doğal saymış. Bakın burada yazan önemli dedik. O zaman şimdi doğal sayı çıkması için y eksi 4'ün 20'yi tam bölmesi lazım. 20'yi tam bölen doğal sayılar 1, 2 ne diyeceğiz? 4 diyeceğiz. 5 diyeceğiz. 10 diyeceğiz. Bir de ne diyeceğiz arkadaşlar? 20 diyeceğiz. Peki bunların eksilerini verecek miyiz? Vermeyeceğiz. Çünkü niye vermeyeceğiz? Mesela eksi 1 dersek paydayı arkadaşlar 20 bölü eksi 1 eksi 20 yapar. X doğal sayı dediği için olmaz. O yüzden eksilere gerek yok. Şimdi arkadaşlar x'ye ikilen şöyle bulacağız bakın. Şimdi y eksi 4 1 olursa 20 bölü 1 x ne olacak arkadaşlar? 20 olacak. Atıyorsunuz karşıya y ne olacak arkadaşlar? 5. Mesela ilk ikili 20'ye 5. X 20 y 5. İkinci ikiliyi bulalım. Şimdi y eksi 4'ü 2 seçersek bakın 20 bölü 2 x ne olacak arkadaşlar? 10. Eksi 4'ü karşıya atarsanız ne olacak? 6. Bu şekilde x, y ikili bulacağız. Kaç tane x, ikili bulursunuz? Kaç tane y varsa o kadar da x gelecek arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mesela bir tane daha bulalım mesela. Mesela y x, 4 20 olursa 20 bölü 20 x ne olacak arkadaşlar? 1. Şimdi y eksi 4 20 ise eksi 4'ü karşı yatarsanız y ne olacak arkadaşlar? 24 olacak. Bunların işte x artı y en çok nedir en az nedir diye sorabilir. Benzer soru bakın x y tam sayıymış. Size böyle bir ifade vermiş. x y değerlerini bulalım. Ne yapacakmışız arkadaşlar? Polinom bölmesi yapıyorsunuz bakın. 6 x artı 30 bölü x artı 2 diyorsunuz. Kaç kere var? 6. Çarpın lütfen. 6 x artı 12. Ne yapacak? Çıkarma yapacak burada. Çıkartırsak bunun önüne eksi geldi. Bunun önüne de eksi geldi. 6 x'ler götürdü. 30'dan 12 çıkarttı. Kalan kaç? 18. Bakın bu tam kısımdı. Bunu nereye yazıyorduk? Pay. Bu nerede? Bu payda değişmez arkadaşlar. Bu daima payda kalacak. Şimdi bu ifadeyi unutuyoruz ve bu ifadeyi unutup tam kısım 6. Paydamız x artı 2 değişmiyor diyoruz. Yukarısı ne olacak arkadaşlar? Pay 18 olacak. Şimdi tam sayı bakın. 6 tam sayı. O zaman burada ne olmalı? Tam sayı olmalı. Burası nasıl tam sayı olacak? x artı 2 18'i tam bölecek. 1 olur, 2 olur, 3 olur, 6 olur. 9 olur. 18 olur. Tam sayıda için bunların eksileri de olur arkadaşlar. Eksi 1 olur. Eksi 2 olur. Eksi 3 olur. Eksi 6 olur. Eksi 9 olur. Eksi 18 olur. Bakın tekrar x'e değer vermedik biz. X artı 2'ye değer verdik. X'leri şöyle bulacağız. Yukarıda x'leri bulalım. Artı 2'yi karşıya atarsanız eksi 2 olarak geçer. Bakın bunu eksi 2 eklerseniz eksi 1. Bunu eksi 2 eklerseniz ne? 0. Bunu eksi 2 eklerseniz ne? 1. Bunu eksi 2 eklerseniz ne? 4. Bunu eksi 2 eklerseniz ne? 7. Bunu eksi 2 eklerseniz ne? Arkadaşlar 16. Aşağıdan da bulacağız yer değerlerini. Karşı atıp devam edelim. Şimdi bakın sorunun başına ne demişler? A, B, C rakam demiş arkadaşlar. Yani rakam değerleri vereceğiz. ABC B, C toplamı kaç derece? Şimdi arkadaşlar 200 tane A, 30 tane B ve C demiş. İşte de 1447 demiş. Şimdi arkadaşlar amaç 1447'ye ulaşmak. 1447'ye ulaşmak değer vereceksin. Şimdi 1447'ye ulaşmak için mesela 5'ten başladınız sen, 5 az gelir de yani gittiniz 5 yazdınız diyelim mesela. Gidip katsayısı en büyük olandan başlayın. Amaç 1447'ye ulaşma. Mesela 200 çarpı 5 1000 yaptı. Şimdi arkadaşlar buranın geriye 447 kalıyor bakın. Burası 1000 yaptı ya. Geriye 447 kalıyor. 30 çarpı B ve artı C 447 yapması mümkün değil. Çünkü B ve C ne rakam? Yani buraya 9 yazsam bile 270 yapar. Yetmedi. Geldik buna. Şimdi 6 versem arkadaşlar 1200 yaptı. Bakın 200 çarpı 6 1200. Şöyle buraya geçelim. A, B, C. 5 yetmedi. 6 verdim. Burası 1200 yaptı. 1447'den 1200 çıkartırsanız 30 tane B artı C ne kalacak arkadaşlar? 247 kalacak. Şimdi artık buna odaklanıyoruz. 247'ye ulaşmak için buna ne veririm? 8 veririm. 240 mu yaptı? Buna bakın 240 yaptı. C'de ne olacak arkadaşlar? 7 olacak. 6, 8, 7. Şimdi A, tam sayı demiş. A çarpı B 12, B çarpı C 15. Şimdi arkadaşlar burada hareket noktanız kim? B. Çünkü B her ikisinde de var. Şimdi buradan A'yı yalnız bırakırsanız bakın amaç neydi? Sayı bölü değişken yapmakta. 12 bölü B. Buradan C'yi yalnız bırakırsanız 15 bölü ne olacak arkadaşlar? B olacak. Şimdi burada A tam sayı çıkacaksa B 12'yi nasıl bölecek? Tam bölecek. 12 tam bölen sayılar 1, 2, 3, 4, 6, 12 mi? Burada da 1, 3, 5, 15 mi arkadaşlar? Şimdi her ikisi de tam sayı yapacağı için arkadaşlar mesela 2, 2 bakın burada yok. 2 burayı tam sayı yapmıyor. 4 burayı yine tam sayı yapmıyor. 6 burayı yine tam sayı. İkisi de ortak olanlar alacaksınız arkadaşlar. Uzun lafın kısası. 12 de burayı tam sayı yapmıyor. Burada da burayı tam sayı yapmayan ne arkadaşlar? 5 ve burayı tam sayı yapmayan ne arkadaşlar? 15. Şimdi A, B, C ikililerini vururken işte üçlülerini pardon. Şimdi B 1 oluyor. 12 çarpı 1 A ne olacak? 12. B 1 olursa C ne olacak arkadaşlar? 15. Sonra B 1 de ne oluyor arkadaşlar? 3 oluyor. O zaman B3 ise C ne olacak arkadaşlar? 5. B3 ise A ne olacak arkadaşlar? 4. Şimdi tam sayı dediği için arkadaşlar ne diyeceğiz? Eksi 1'e eksi 15 de olur. Eksi 12 olur. Eksi 3'e ne diyeceğiz? Eksi 5 de olur. Eksi 4 de olur diyecek. Bunların toplamını, farkını, çarpımını sorabilir. Devam ediyoruz. Şimdi geldik bir diğer soruya. 3A artı 5B 900 demiş. Kaç farklı ab B sıralı ikilisi vardır diyor. ab neymiş arkadaşlar? Doğal sayımış. Şimdi arkadaşlar 3A artı 5B eşittir 900 dedik. Bunda refleks olarak arkadaşlar doğal sayı demese hemen siz bir doğal sayı demese bile gidip siz bir siz sıfır yazın arkadaşlar. Yazın sıfırı bulması kolay olur. Burası sıfır yaptı. Şimdi 900 olması A kaç olacak arkadaşlar? 300. Şimdi bundan sonra arkadaşlar bakın bunu kısıyoruz şöyle böyle tek tek düşünmeyeceğiz. Şimdi bunun kaç sayısı ne? 5. Bunun katsayısı ne? 3. Bakın bu 3'ü çarpacak arkadaşlar. 3, 6, 9 diye gidecek. Bu da bunun katsayısı ne arkadaşlar? 5. Bu da 5, 5 azalacak. Bu 295. 5 azal, 295 azal, 285. Bu azalacak, azalacak, azalacak. En son bu 0 olacak arkadaşlar. 3 kere 0, 0. Buranın 9 olmazsın. B'ye ne vereceğim arkadaşlar? 180 vereceğim. Şimdi doğal sayı demese bile siz 0'ı kullanın dedim ya. Mesela o zaman şunun ikisini silersiniz arkadaşlar. Hani mesela pozitif deseydi mesela pozitif tam sayı deseydi şunun ikisini silerdim geriye kalanlar. Kaç tane sıralı ikili var terim sayısından bulacağız. Terim sayısının formunu bilmeyenler için hatırlatalım. Son terim eksi ilk terim böyle aradaki fark artı bir ister buradan terim sayısını bulun ister buradan bulun. Şimdi şuradan bulalım bakın son terim 180 ilk terim 0. Bakın burası kaçar kaçar gidiyor arkadaşlar 3'er 3'er artı 1 diyeceğiz. 183'e bölün 60. 1 ekleyin 61. Mesela doğal sayı değil de pozitif tam sayı deseydi bunu sildim bunu sildim. 59 olacaktı cevap. Şimdi arkadaşlar 18 ve son soru aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur demişiz. Arkadaşlar rasyonel ifadelere göre refleks neydi? Tekrar söylüyorum bakın rasyonel ifadelere önce refleks şu payda sıfır olmaz. Şimdi öğrenci refleks olarak bakın x çarpı y bölü y aşağıdaki hangisi kesinlikle doğru diyor arkadaşlar. Y'leri silip de gidip x demeyin. Evet x y'leri sildim Ayrıca buraya sonuç zaten y yazmışız. Bu yanlış olmuş arkadaşlar. Burası x olacaktı. Burada çünkü y'ye giderse ne kadar? x kadar. Burası x. Zaten y olursa yanlış olur. x kaldı. Şimdi arkadaşlar bu doğru mu? Y'leri sildim x kaldı. Böyle basit düşünmeyeceksiniz. Hangisi kesinlikle kesinlikle diyor daima. Ya kesinlikle der ya da ne der arkadaşlar? Her x eleman r içindir. Arkadaşlar bu normalde doğru. Evet y'ler gider x kalır. Bir tek ne için yanlış biliyor musun? Y eşittir Sıfır için yanlış. Arkadaşlar y sıfır olursa 0 bölü 0 olur. Evet ne olur? Belirsiz olur. Mesela bu ifade x eksikler birini götürür ve bir kalır demiyorsunuz. Evet doğru x eksikler birini götürür 1 kalır. Sadece ve sadece bu ne bozar biliyor musunuz? Her zaman doğru olmuyor yani. Her x eleman r için doğru olmuyor. Mesela. Bu ne zaman yanlış arkadaşlar? y eşittir sıfır için yanlış. Bu ne zaman yanlış arkadaşlar? Bu da yine x eşittir iki için yanlış arkadaşlar. x eşittir iki için yanlış. Bunun dışındaki her şey için doğrudur. O yüzden bu da her zaman doğru değil. Bak bu kesinlikle doğru değil. Bu da kesinlikle doğru değil. Geldik buna arkadaşlar. Bu doğru. Niye bu doğru? İkileri sağlayırsanız bakın 2x 2'ye bölün. X kaldı. 6 2'ye bölün. Ne kaldı arkadaşlar? 3 kaldı. X artı 3. Burada paydayı 0 yapan e bir sayı var mı? Bakın yok. O zaman buna ne diyeceğiz? Doğru diyeceğiz. Bu kesinlikle her x'e zaman r için doğru. Cevap ne diyeceksiniz arkadaşlar? Yalnız 3 doğru diyeceksiniz. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Diğer videoda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.